Bir savaş büyümesin ve bir an önce bitsin diye, bu ölümler dursun diye HDP'nin, işte meclis grubunun, parti merkezinin, ne bileyim ikili ilişkilerimizin, manevi gücümüzün, özel hatırımızın, kime neyimiz geçiyorsa hepsini sonuna kadar kullandık, kullanıyoruz. Ya belki hani bunları yapmasaydık, hani 500'e yakın insan öldü, belki 1500 insan, 2000 insan belki ölmüş olacaktı, bilemiyorum. Yani mutlaka bir şeyleri durdurabildik diye düşünüyorum ama sıfırlayamadık. Şimdi evet, yaşamını yitiren askerin, polisin içerisinde Kürt de var. Ama yaşamını yitiren gerillanın içinde Türk de var. Yani böyle bir şey, bu bir etnik mevzu olmaktan ibaret değil yani cenazeler mevzusu. Ve biz hep şunu dedik, yani ortak acı olarak biz görüyoruz, başkası da görmüyor. Ya ben bir askerin cenazesine gidiyorum, taziyesine gidiyorum, gidebildiğim en azından hepsine gitmek isterim. Gerillanın taziyesine, cenazesine de gidiyorum. Fakat bizim bir milletvekilimiz bir PKK'linin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Cenazeye gitti, taziye, seçmenimiz bizim o ya. Bize oy veren insan, bize güvenen insan, evladını yitirmiş çatışmada. Bir bakıyorsunuz akşam televizyonda, havuz medyasında, işte milletvekili PKK'li terörist cenazesinde. Ya ben çok açık söyleyeyim, halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. Sen oy almıştın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım. Cenazesine de gideceksin, taziyesine de. Askerinkine de gidebiliyorsan gideceksin, polisinkine de acısını paylaşacaksın. Hükümet çevresinden bugüne kadar tek bir PKK'linin acısıyla ilgili tek bir cümle duydunuz mu Allah billahi aşkına? Nerede ortak acı? Nasıl bir kardeşlik, nasıl bir barış? Yani burada noktayı koyalım. Keşke... Kürt gençlerinin cenazesi panzere takılıp sürüklenecek. Ondan sonra eşit hukuktan, kardeşlik hukukundan falan böyle bir şey olmaz. Yani bunu tek sağlayabilen, bu konuda tek cesaretli davranan da biziz yani.